Sağlıkla Yaşa YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlara özel olan ve şu an için herkes için mecbur olmasa da ileride tüm sağlık çalışanlarına kullanıma mecbur olabilecek olan bir uygulamadan yani Ekip Portal'dan Peki nedir bu bahsedeceğim. Ekip Portal? Ekip Portal sadece Sağlık Bakanlığı çalışanlarının kullanabileceği, kişisel verilerini yönetebileceği, aynı Bir zamanda uygulamadır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan diğer çalışanlarla iletişim kurabileceği ve onlarla birlikte paylaşım yapabileceği bir Ekip platformun Portal'dır. açılımı entegre kurumsal iletişim platformudur. Yani Ekip Bu platform. platformundur. Hem web sitesi mevcuttur hem de mobil uygulamaları yani hem App Store'da hem de Google Play'den Ekip yazarak bu uygulamayı indirebilir. Aynı zamanda web sitesi üzerinden de işlemlerinizi Peki bu Ekip yapabilirsiniz. Portal'ı nasıl kullanacağız? Öncelikle sisteme 5 farklı şekilde giriş yapabiliyorsunuz. 1 kayıt olarak, 2 elektronik imza ile, 3 mobil imza ile, 4 TC kimlik numarası doğrulama ile ve 5.'si de e-devlet şifresi ile girerek yapabiliyorsunuz. Bunun en kolay yolu eğer e-devlet şifrenizi biliyorsanız e-devlettir. Bunu birazdan videoda ayrıntı olarak da size göstereceğim. Bu 5 yöntemi uygulayarak sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Sisteme giriş yaptığınız zaman Facebook benzeri bir uygulama olduğunu aslında görebileceksiniz. Yani biraz önce de söyledim, sağlık çalışanlarının paylaşımlarını görebileceği demiştim. Buradan da anlaşılacağı üzere bu biraz Facebook benzeri bir uygulama ama burada yine bakanlığa bağlı olduğumuz için kişisel verilerimizi de bu orada Yani bir nevi görebiliyoruz. bu Aslında Sağlık Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi olarak da düşünülebilir. Sisteme giriş linkini yine videonun açıklama kısmında vereceğim. Oraya tıklarak ya da uygulamayı indirerek giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığımız zaman karşımızda neler var? Şimdi bunları bilgisayara geçerek size de göstererek inceleyeceğim. herkese merhaba. Uygulamaya giriş yaptığımız zaman bizi karşılayan ana sayfa burası arkadaşlar. Burada genel alanda duyurular, bildirimler var. Sağlık Bakanlığı'na ait paylaşımlar var. Bu haberlere tıkladığımız zaman bizi direkt Sağlık Bakanlığı'nın internet adresine yönlendiriyor. Ve haberin detaylarını buradan okuyabiliyoruz. İkinci kısım sosyal kısım. Burada dediğimiz gibi bir nevi sosyal medya hesabına ya, açık vereceğim ismini. Facebook'a benzeyen bir grup var. Burada işte kişiler, önerilen gruplar var. Bu gruplara üye olduğunuz zaman paylaşımlar yapabiliyorsunuz zaten. Bunu ana sayfada da gösterebilirsiniz. Bakın buraya ben örnek olsun diye kanalın logosunu yaptım ve burada gözüktü. Bu şekilde. Şimdi uygulama kısmında izin yönetimi ve eğitim var. İzin yönetimi arkadaşlar şu an için herkese açık değil ama ilerleyen dönemde burada izin talebinde bulunabileceğiz artık. Personele gitmenize gerek kalmayacak ve eğitim kısmı var. Burada istedirseniz işte burada belirtilen eğitimleri alabiliyorsunuz. Bu eğitimlerin sonucunda size bir belge veriyorlar. İnternet üzerinden bu eğitime katılmıştır şeklinde bir belge veriyorlar. Burada da sizin sayfanıza gelen bildirimleri görebilirsiniz. İkinci önemli kısım bu uygulama üzerinden tavsiyemdir. Burada profil kısmına girdiğiniz zaman sizinle ilgili bütün bilgilere kendiniz ulaşabiliyorsunuz. Mesela nedir? Hizmet puanınız, hangi şehir, hangi hastanede çalıştığınız ve bilginiz, aşağıda adresiniz, telefon numaranız, her şey gözüküyor. Yine en alt kısma geldiğiniz zaman burada eğitimler var, yayınlar, ödüller var. Buralar şu an için biraz boş gözüküyor. Tabii ki ama ilerleyen dönemlerde dolacaktır. Videonun başında demiştim. İlerleyen dönemlerde herkesin mecbur kalabileceği, kılınabileceği bir uygulama olacak diye. Bunu ilerleyen dönemlerde göreceksiniz. Dernekler kısmı arkadaşlar bağlı olduğunuz sendikayı gösteriyor şu an için. Onun dışında herhangi bir şey yok. Profil kısmı. Bunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Adresinizi, telefon numarasınızı kendiniz sisteme girip giriş yaparak değiştirebiliyorsunuz. Takvim var. Buradan takvimlere bildirimler ekleyebiliyorsunuz. Bu bildirimler üzerinden hani ilerleyen dönemlerde okumak istiyorsanız. Yine onun dışında bilgi paylaşım seçenekleri var. Yani
Sizin şu an ekranın bu profilde gördüğünüz şeyleri başkalarının hangi kısımlarını görsün, hangi kısımlarını göremesin şeklinde paylaşım seçenekleri var. Bunları kendiniz otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Ona göre de sizin profilinizi gören insanlar istediğiniz şeyleri görebilecek. Bunun kısmında arkadaşlar en alt kısımda direkt bağlanabileceğiniz linkler var. Yani nedir bunlar? Sağlık Bakanlığı, EBS, resmi gazeteye, resmi gazete tıkladığınız zaman direkt mevzuat sayfası geliyor. Burada istediğiniz bilgilere ulaşabilme imkanına sahipsiniz. E-nabız, yine e-nabızı biliyorsunuz. Bilmeyenler için ilerleyen dönemlerde belki bu konuyu da e-nabızı da ayrıntılı olarak inceleyebilir ve anlatabiliriz. 182 randevu alma merkezi, e-go, Türkiye Gov.tr, e-devlete direkt bağlantılar mevcut arkadaşlar. Bunu da bildiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. En azından bir başlangıç yapın, bir girin, bir inceleyin. Nedir, ne değildir bir bakın. Sizin faydanız olacaktır. Dediğim gibi birçok işe ilerleyen dönemlerde. Bu portal üzerinden yapılacak. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Olmadıysanız kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Görüşmek üzere.